Giriş. En küçüğünden en büyüğüne, en ilkelinden en gelişmişine, en geçicisinden en kalıcısına kadar bütün sosyal topluluklarda yönetenler ile yönetilenler arasında temel bir ayrım doğar. Bir spor kulübünde, bir tarikatta, bir üreticiler sendikasında, bir bilardo kulübünde, bir eski çağ sitesinde ya da modern bir ulusta daima emir verenler ve bu emre uyanlar vardır. Bu ayrım az ya da çok belirli, iktidarın örgütlenişi az ya da çok mükemmel olabilir ama böyle bir farklılaşmaya ve örgütlenmiş bir iktidara daima rastlanır. Bununla birlikte Durkheim okulu sosyologları insanlığın ilk çağlarında yönetenler yönetilenler ayrımının bulunmadığını söylemektedirler. Onlara göre iktidar belirli kişilerce kullanılmıyordu. Topluluk içine yayılmış durumdaydı. Herkes toplumun kabul ettirdiği genel ilkelere uymakla yükümlüydü. Böylece herkes yönetilendi ve yöneten yoktu. Çok sonraları topluluğun bazı üyeleri bu ortak ilkeleri çıkarları doğrultusunda kişiselleştirmişler ve kendi adlarını yönetime geçmişlerdir. İşte iktidarın kişiselleşmesi adı verilen olgu budur. Kuşkusuz parlak bir varsayımdı bu. Belki gerçeğe de uygundu. Ama geçerli olup olmadığı konusunda hiçbir şey bilmiyoruz. Kesinlikle kabul edilen bir şey varsa o da bugüne kadar incelenmiş bütün ilkel toplumlarda daima böylesine bir iktidar kişiselleşmesinin izine rastlandığıdır. Adına ister din adamları, büyücüler, aile reisleri, ister yaşlılar ya da yetenekliler densin, küçük bir grup bu toplumlarda yönetimi elinde tutmuştur. Görünüşte demokratik öğreti bu genel olguya karşıt gibidir. Yöneten yönetilen ayrımı halkın halk tarafından yönetimi diye tanımlanan demokrasiyle çelişmiyor mu? Eski çağ sitelerinde ve İsviçre'nin çevreden kopmuş bazı dağ kantonlarında iktidar halkın bütününden oluşan genel bir kurulun elindedir. Buralarda yurttaşların bütünü hem yöneten hem de yönetilen değil midir? Aslında bu bir düş kelime oyunundan başka bir şey değildir. Halkın halk tarafından yönetildiğini söylemek hiçbir şey söylememektir. Bugün İsviçre kantonlarında olduğu gibi Yunan ve Roma sitelerinde de kolektif işleri sürekli olarak gerçek yönetici olan birkaç kişi yapardı. İsviçre kantonlarındaki halk grupları uzun ya da kısa aralarla ve sadece önemli olan sorunları çözümlemek için toplanır. Kurulun içine daima bir hizip, etkin bir azınlık oluşur ve kitleyi ardından sürükler. Bu grup yönetilenlerden ayrılan yönetici sınıfıdır. Aristoteles'e göre Atina'da devlet görevlerinin en önemlisi anayasacı saptanmamıştır. Bu görev gerçekte kurulu yöneten ve kararlarını zorla kabul ettiren hizip önderinin yüklendiği görevdir. Aristoteles buna halkın başbakanı Prostates adını verir. En büyük demokrasi teorisyeni Jean-Jacques Rousseau da yöneten yönetilen ayrımının kaldırılamayacağını şöyle açıklıyor. Terimi kelimenin gerçek anlamıyla ele alırsak gerçek demokrasi asla var olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Çoğunluğun yönetmesi ve yönetilmesi doğa düzenine aykırıdır. Geniş anlamda belirli bir sosyal grupta yönetenlerle yönetilenler arasındaki ayrımın aldığı biçimi siyasal rejim denir. Daha dar anlamda siyasal rejim, sadece insan topluluğunun özel bir biçimi olan ulusun yönetim yapısını belirtir. Hemen söyleyelim ki bu yapı öteki topluluklarınkiyle yapı farklılıkları değil, derece farkları gösterir. Ulus, bütün sosyal topluluklar içerisinde yönetim örgütü en mükemmel olan topluluktur. Şöyle ki sosyal toplulukların siyasal rejimleri hep bu ulusal siyasal rejim ölçü alınarak incelenir. Araştırmamızı sadece ulusal siyasal rejimlere yönelttik ama konunun çok geniş olması elde ettiğimiz sonuçları böyle bir küçük bir kitapta kısaca da olsa toplamayı çok güçleştirmektedir. Böyle olunca sadece genel bir şema çizip bütün siyasal rejimleri kapsayan genel bir sınıflama yapmakla yetineceğiz. Siyasal rejimlerin birbiriyle karşılaştırılması her birinin özgün yanını ortaya koyacaktır. Çözümleyici olan birinci kitapta rejimlerin ortak yapısal sorunlarını, yönetenlerin seçimi, hükümet organlarının biçimi, iktidarların dağılımı ve sınırı ve benzeri ayrı ayrı inceleyerek sınıflamamızın temellerini saptamaya çalışacağız. Birleştirici olan ikinci kitapta ise günümüze yürürlükte olan başlıca rejim tiplerini türevleriyle birlikte ele alacağız. Son olarak yöntem üzerine birkaç söz söylemek istiyoruz. Genellikle
siyasal rejimleri uygulamadaki işleyişine göre değil de hukuki biçimlerine göre sınıflandırma eğilimi vardır. Bu düşünce belki de yönetenlerin dürüst bir biçimde anayasa buyruklarına uymaya çalıştıkları mutlu dönemler için geçerliydi ama bugün için durum farklıdır. Hukukla olay, yasaların metniyle ruhu, mevzuatla uygulama arasındaki boşluk giderek büyümektedir. Gerçekte dünyadaki anayasaların birçoğu göstermeliktir. Tanımını yaptıkları rejimin yürürlüktekiyle hiçbir ilgisi yoktur. Üstelik bu anayasalar rejimi gizleyen bir paravana görevini yaparlar. Bu yüzden gerçeği bulmak kuşkusu bizi anayasa olanı değil, uygulananı araştırmaya yöneltmiştir. Birinci kısım. Siyasal rejimlerin genel teorisi. Her siyasal rejim bir sosyal topluluk içindeki yönetenlerin örgütlenmelerinden ve varlıklarından doğan sorulara verilen bir cevaplar bütünüdür. Yönetenler nasıl seçilmiştir? Her birinin yapısı nedir? Yönetim işlerini nasıl bölüşürler? Yönetilenler karşısında yetkililerinin bir sınırı var mıdır? Siyasal rejimlerin genel teorisini yapmak bu soruları çeşitli çözüm yollarını birbiri arkasından incelemeye gerektirir. Teori sözcüğü akılları karıştırmasın. Amaç ideal bir yöntem şemasına a priori olarak belirlemeye çalışarak bizden önce hayallerde tasarlanan ve tanımlanan ütopya kentlerine bir yenisini eklemek değil. Sadece ulusların tarih boyunca yönetim sorunlarını çözümlemede denedikleri ve etkin bir biçimde uyguladıkları olumlu çözüm yollarını incelemektir. Bütün bu çözümler iki büyük sınıfta toplanır. Bu çözümlerin bir bölümü yönetenlerin otoritesini yönetilenler özgürlüğü yararına sınırlayan liberal eğilim. Öteki ise tersine yönetenlerin otoritesini yönetilenlerin zararına güçlendiren otoriter eğilimdir. Burada birey ile toplum ve bunların birbirleriyle ilişkileri konusunda iki ayrı düşünce biçimi, iki ayrı felsefe, iki ayrı yaşama sistemiyle karşılaşırız ki türlü siyasal rejimler bunların özel bir planda teknik bakımından düzenlenmiş biçimlerinden başka bir şey değildirler. Birinci bölüm. Yönetenlerin seçimi. Bir rejimin değeri geniş ölçüde onu oluşturan yönetici kişilerin değerine bağlıdır. Bu yüzden bunların seçilme yöntemleri rejimin esas temellerinden biridir. Ama özellikle yönetenlerin otoritesiyle yönetilenlerin özgürlüğünü bağdaştırmak bu noktada doğrudan doğruya söz konusu olur. İktidarı sınırlamak ve liberal öğretim gereklerini gerçekleştirmek konusunda gerçekte bugüne kadar denenen en etkili araçlardan biri yönetenleri yönetilenlere seçtirmektir. Kısacası siyasal rejimlerin çeşitli biçimlerini birbirinden ayıran en büyük fark yönetenlerin genel ve dürüst seçimlerle iş başına girip gelmedikleri olgusuna dayanır. 1. Seçim yöntemleri. Bir devletin yöneticilerini seçmek için birçok yöntem kullanılabilir. Katılım, seçim, halefinin seçimi, kura, fetih ve benzeri. Bunları iki sınıfta toplayabiliriz. 1. Yönetenlerin seçilmesini yönetilenlere bırakan demokratik yöntemler. 2. Yönetenlerin seçilmesini işlemini yönetilenleri hiçbir karıştırmayan otokratik yöntemler. Birinciler yönetenlerin otoritesini zayıflattıklarından liberal öğretiyi, ikinciler ise tersine otoriter öğretiyi karşılar. Ama bu iki yöntem arasında yer alan karma, arıcı yöntemler de vardır. Otokratik rejimlerin ortak özelliği yönetenlerin seçimine yönetilenlerin her çeşit müdahalesinin önlenmesidir. Hükümet adeta kendiliğinden oluşmaktadır. Zaten otokrasi terimi de buradan gelir. Yüzyıllar boyunca dünyanın büyük bir bölümüne çeşitli biçimlerde fetih, veraset, halefini seçme, kura ve benzeri yayılan bu sistem, bugün sosyolojik bakımdan geri kalmış ülkelerle çağdaş diktatörlükler dışında hemen her yerde ortadan kalkmıştır. Bir fetih. İktidarın fethi şüphe yok ki yönetenlerin seçiminde tutulan ilk yoldur. Kral olan birinci kişi mutlu bir askerdi. İktidarın fethi değişik biçimlerde yapılabilir. Örneğin A. Halkın gücünden yararlanan devrim. B. Önceki yönetimi devirip yerine geçmek için gene onun gücünü kullanan hükümet darbesi. C. Hükümet darbesinin askerler yararına olan özel biçimi. Pronunciamiento. Çoğunlukla bu farklı yöntemler bir araya gelir. Hukuki açıdan fetih yalın bir olgu görünümündedir ve
yönetenlerin atanmasına yasal bir yol değildir. Tersine hukukun ihlalidir. Ne var ki hukukun bu biçimde ihlal edilmesinden yeni bir hukuk doğar. Fetih yoluyla iş başına gelenler ya ünvanlarını resmi yoldan pekiştirerek, örneğin kadım, ya da yaptıkları hizmetlerle iktidara giriş biçimlerini unutturmaya çalışarak iktidarlarını yasallaştırmak isterler. 2. Kadıtım. Otokratik yönetimin en yaygın biçimidir. Genellikle kadıtım, tek kişi için kanıtsal monarşi, geçerli olmakla birlikte kanıtsal meclisine de rastlanır. Siyasal açıdan kadıtımın çağdaş kralcı yazarlarının ısrarla üzerinde durdukları belirli üstünlükleri de vardır. Rejimin sağlamlığı, halef bulma kolaylığı, yönetenleri sıkı eğitimle görev hazırlama olanağı, ulusun çıkarıyla kral ailesinin özel çıkarının birleşmesi, bu durum ülkesinin yücelmesi için kralın çok daha fazla çaba harcamasına yol açar. Ne var ki önemli bazı sakıncalar da gözden uzak tutulamaz. Çocuk krallar ve naiplerin yaratacağı tehlike, yönetenlerin tümüyle halktan koparak kendi aralarında bir kast biçimine dönüşmeleri. Tarihsel açıdan kadıtım çoğunlukla iktidarın fethinden sonra kurulur ve Fatih yetkilerini oğluna devreder. Kısa Pep'in örneğinde olduğu gibi. Bazen kadıtım sisteminin halef seçimi ya da seçim sisteminin bozulması sonucu ortaya çıktığı da görülür. 3. Halef seçimi. İş başındaki yöneticinin kendisinden sonra gelecek yöneticiyi, yani halefini seçmesidir. Kadıtım gibi bu da tek kişiye ya da bir meclise uygulanabilir. Roma İmparatorluğu'ndaki Antoninuslar yüzyılı halef seçmenin en güzel örnekleriyle doludur. Modern çağda konsüllük ve çağdaş diktatörlükler bu sistemi uygulamayı yeniden denediler ama başaramadılar. Siyasal açıdan halef seçme yönetiminin kadıtım yönteminden üstün yanları vardır. Yeteneksiz varisler ve naipleri ortadan kaldırır ama öte yandan hükümdarın sağlığında ve ölümünden sonra halefliği söz konusu olanlar arasında rekabetlere yol açarak çok önemli sakıncalar doğurur. Halef seçme saray ihtilallerini kışkırtır. Bütün Roman İmparatorluğu tarihi bunu doğrulamaktadır. 4. Kur'an. Eski çağ sitelerinin bazılarında yargıçların seçilmesine başvurulan bir yöntemdi. Yönetim ve adliye alanında, özellikle jürilerde, bugün bile pek ender de olsa kura yönetimine başvurulmaktadır. 5. Başka yöneten tarafından atanma da, başvurulan yöntem ne olursa olsun, bu yöntemin kendisi otokratik değildir. Otokratik düzen, bu yönteme göre değil, atamayı yapan yönetimin niteliğine bağlı olarak ortaya çıkar. Eğer atamayı yapan seçimle iş başına gelmişse, atama demokratik bir nitelik kazanır. Atamayı yapan seçimle iş başına gelmemişse, atama otokratiktir. Ne var ki gerçekte birinci varsayımda, yani atamayı yapan yönetenin seçimle iş başına gelmesi durumunda bile, yöntem tam anlamıyla demokratik sayılmaz. Çünkü yönetilen, yönetimi dolaylı biçimde seçmektedir. Dolaylı seçim ise her zaman dolaysız seçime oranla daha az demokratiktir. Atamayla iş başına gelenler atananlara karşı hep bağımlı durumdadır. Bu yüzden atama idari makamlara yapıldığında normal bir yöntemdir. Ama dar anlamda hükümete yapıldığında normal bir yöntem değildir. Bununla birlikte atama uygulamada sıkça kullanılmaktadır. Örneğin bakanların atanması.